Haydar Ataman hocamızla tekrardan Türklük üzerine, Türkçe yaşam üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Efendim, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? Öncelikle YouTube kanalımız için sizleri bir tanıyabilir miyiz izleyenlerimiz için? Azerbaycan kökenli bir aileden geliyorum. Kars doğumluyum. İlk orta Kars'ta, lise bir kısmı Ankara'da, daha sonra yurt dışında. Geriye döndük geldik işte ülkemize. Geldiğimizde bu tarafa da ülkemize bir şeyler katabilmek adına atalarımızın bize emanet ettiği bazı gelenekleri sürdürebilmek adına elimizden geldiği kadar öğrenmeye, öğrendiklerimizi arkadaşlarımızla birlikte paylaşmaya, onlara aktarmaya gayret eden bir yapımız var. Pandemi sürecinden önce, daha doğrusu şu ekonomik krizden önce inşaatla uğraşıyorduk. Ama şimdi inşaat sektörü biraz sekteye uğradığı için şu an için herhangi bir proje yok. Elimizden geldiğince okumaya çalışıyoruz şu dönem. Evet, okumaya ve yazmaya çalışıyorsunuz. Vallahi Bilgilendirmeye çalışıyorsunuz hocam. bilginin sınırı yoktur. Evet. Yani hiç kimse yeryüzünde ne cahil ne de bilge diye nitelendirilemez. Çünkü her insan öğrenmediği her şeyi, bilmediği her şeyin cahilidir. Aynı zamanda da her insan bildiğini aktarmadığı müddetçe sadece kendisine yük yükler. Bilgilenmek başka şey, bilgiyi aktarmak çok daha elzem, çok daha bence geçerli olan bir yöntem olmalı. Evet. Hocam yıllardır Türklük üzerine araştırmalar yapıyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz ki bizler sizi çok yakından takip ediyoruz. Şimdi Türklük üzerine yapacağımız programlarda öncelikle Türklük nedir? Buradan bir başlayalım hocam. Şimdi Türklüğün çıkış noktasını ele alacak olursak çok farklı kaynaklardan derlemek gerekiyor. Mesela Çin kaynaklarında tork sözcüğü kullanılır. Tork demek birlik, güç anlamına gelir. Aynı zamanda bugün teknoloji dünyada motorların güçlerini torkla hesap ederler. Güç kaynağı anlamına gelir. Türklük bir soyun adı olduğu kadar bir yaşam biçiminin de adıdır. Ama ırk değildir, değil mi? Şimdi Irk, Türklüğü soy ve ırkla olarak karıştırıyorlar ya. şimdi ırk şöyle bakmak lazım. Türklüğün temelinde doğa vardır. İnancında doğa vardır. İnancında doğa vardır. Doğada farklı farklı soylar, ama bu soyların alt birimlerinde de çok farklı ırklar vardır. Örnek vermek de gerekirse sığır gil deriz. Sığır bir soydur. Ama sığırın alt birimlerine baktığımız zaman Holstein farklıdır, Montfon farklıdır, Angus'u farklıdır, Jersey'si, ne bileyim Anadolu Karası, Anadolu Kızılı diye farklı farklı sığır ırkları vardır. Ama üst kimliği sığırdır. Yine kedigile dönersek eğer aslan, kaplan, leopar, başak, bunların hepsi kedigildir ama hepsi farklı farklı ırklardır. Irk sözcüğü Türklerin dışında kalanlar için geçerli olan bir kavramdır. Çünkü onların bir soy kaygıları yoktur. Soylarının bir ülküleri yoktur. Irkların ülküsü var. Bir Almanların ülküleri var. Aynı şekilde İngilizlerin de ülküleri var. Onların da bir dünya hakimiyeti gibi bir düşünceleri var. Ama Türklerin özelliği burada, Türklerin soy bilincinin varlığıdır. Yani bütün Türklerin tek ülküsü vardır. Bu üç aşamalı bir ülküdür. Türk Birliği, Turan ve Kızıl Elma Kızıl. diye. Şimdi Azerbaycan'a baktığımız zaman çeşitli boylar vardır Türklerde. Diğerlerindeki ırk gibi Türklerde boy vardır. Oğuz'un 24, Kuman Kıpçak'ın 23 diye araştırmalarda. Bir de bunların altları vardır. Bu altlarda her birisini bir ırk olarak görebiliriz. Ama bizi ırkçılığa yönlendirmeleri veyahut da ırk seviyesine indirmeleri Türklerin dışında kalan Türk dışı unsurlar veya diğerleri dediğimiz o kesimin seviyesine inmemize neden olur. Oysa bizim öyle bir yapımız yok. Çünkü dünyada
soyun varlığı, soyun ülküsünün olduğu yalnız Türkler vardır. Yalnız Türkler vardır. Çünkü Türk Birliği, Turan ve Kızıl Elma dünya hakimiyeti. Kızıl Elma dediğimiz dünya hakimiyetidir. Yani Türkçe yaşamın küresel sömürgeciliği yıkıp dünyaya hakim olması. O yapının oluşabilmesi için böyle bir soy bilincinin oluşması gerekiyor ki uzun yıllar aşağı yukarı 1200 yıl Türk sözcüğünün dünyadan silinmesi sonucunda veyahut da törpülenmesi diyelim daha doğru olur. O neticeyle Türklerin yeniden o kimliği kazanmaları, Ulubaşı bu Atatürk 1919'da başlatmış olduğu varoluş, Kurtuluş Savaşı demiyoruz biz ona, varoluş savaşı diyoruz. Çünkü kurtulmak sadece savaşla beraber olmuyor. Savaş meydanlarında kazandığınız zaferi eğer masa başında ekonomik alanlarda bunu, kültürel alanda bunları sağlayamıyorsanız bu zaferin hiçbir özelliği yoktur. Dolayısıyla bütün sorun şurada düğümleniyor. Yeryüzünde iki tür toplum, iki tür yaşam biçimi vardır. Bunlar Türkler ve diğerler olarak nitelendiriyoruz biz. Türklerin yaşam biçimi, kendilerine özgü üretim biçimleriyle birlikte anılması gerekiyor. Bu Asya tipi denilen bir üretim tarzıdır. Diğerlerininki Germanik üretim tarzı dediğimiz bir üretim tarzıdır. Bu iki üretim tarzının arasındaki en önemli fark Türklerde özgürlük, bireysel anlamda özgürlük, devlet anlamında tam bağımsız, paylaşımcı, kimsenin ayrıcalığı yok, ayrıcalıksızlık ve katmansızlık yani amiyane bir tabirle sınıfsızlık kavramları vardır. Bunun karşılığında Germanik üretim tarzının yaşandığı Türklerin dışındaki toplumlarda ise kölecilikle başlayan feodalizme, bir üst mertebesi olan feodalizme geçiş, serbest rekabetçi ve tekelci kapitalizme geçiş. Bunun karşılığında 1860'larda, 1800'lerde daha doğrusu başlayan sosyalizmin gündeme gelmesiyle farklı bir yaşam biçimi oluşuyor. Türklerin kendi yapılar içerisinde, kendi bünyeler içerisinde bir üretim biçimleri vardır. Nedir bu üretim biçimi hocam? Türkçe üretim biçimi şudur. Türkçe yaşam dediğimizde budur değil mi? Tabii Türkçe yani yaşam biçimlerini belirleyen en önemli unsur üretim biçimleridir. Yani dünyada da şimdiye kadar görülmüş dünyadaki tüm siyasal bilimcilerin söylediği şu vardır. İşte ilkel komünal toplum dediğimiz dönemden kalma avcı toplayıcılık vardır. Avcı toplayıcılık. Bunun bir üst mertebesi yani topluluklar halinde yaşam belirlemeye başladığı zaman avcı toplayıcılığın üstünde işte orada bir ayrışma gündeme geliyor. Türkler ve diğerlerinin ayrışması orada başlıyor. Türkler kendi yaşam biçimleri içerisinde paylaşımcı bir yapı, iş gücünü yani ne kadar üretime katkı varsa o kadar ranttan pay almak gibi bir paylaşımcılık söz konusuyken diğerlerinde köleler ve köle sahipleri arasında geçiyor yaşam biçimi. Bütün yaşam bunun üzerine kuruluyor. Temel olarak ele alınırsa üretim araçları ve iş gücü. Dünyadaki bütün çelişkinin temelinde bu vardır. Üretim araçları ve iş gücüdür. İş gücünün sağlanabilmesi için diğerlerine kölelerle bu sağlanır. Türklerde ise imece usulüyle yani ortaklaşa işte faraza konuşuyorum. Birisinin tarlası sürülecek. Hep birlikte gidip tarlayı sürerler. Ertesi gün bir başkasının tarlasını sürerler. Dolayısıyla iş gücüne ihtiyaç kalmaz. Bu nedenle de Türklerin yaşam biçiminde kölecilik oluşmamıştır. Peki kölelik nereden gelmiştir bize? Bizde kölelik yok. Bizde kölelik sadece şu. Türklerin din faktörüyle tanışmalarıyla beraber bu da 8. yüzyıllardan başlar. 750'ler özellikle Talas Savaşı ile beraber Türklerin Talas Savaşı ile beraber
Bedevilerle, Araplarla olan bir savaştır bu. Kuteybi'den sonra mı? Kuteybi denilebilir. Talas 750'lerden sonra gelişen bir yapıdır. Türklerle ilgili şunu söyleyebiliriz ki Türklerin dinlerle tanışmasıyla beraber kölelik sistemi de başlamış oluyor. Kölelik sistemi de Türklere geçmiş oluyor. Ama şunu belirtmek lazım ki ne Bedevilerde olduğu gibi, ne Romalılarda olduğu gibi veya bir Türklerin dışında kalanlarda olduğu gibi Türklerde yine o şekilde onlarda var olduğu gibi kölelik oluşmamış, oluşamamış. Şöyle belirtmek gerekir. Köle pazarları Türklerde kurulmamış. Yani köle Türkler fethettikleri veyahut da kendi topraklarına kattıkları yaylaklar, kışlaklar, kentler, devletler. Bu devletlerden esir aldıkları insanları köle pazarlarına götürüp satmamışlar diğerleri gibi. Diğerleri bir yere gidip bir yeri fethettikleri zaman veya bir yeri işgal ettikleri zaman oradaki insanların hepsini köle pazarlarına götürüp köle olarak satmışlar. Türkler bunu yapmamışlar. Ne yapmışlar? Savaş esiriyle köle çok farklı şeylerdir. Türkler savaş esiri almışlar. Bir müddet sonra onları Türkleştirmişlerdir. Yani kendi yaşam biçimlerinin içerisine eritmişlerdir savaş esirlerini. Türkleştirmişlerdir demeyelim de hocam, kendi yaşam biçimlerini öğretmişlerdir diyelim. Yani şimdi, Türklük bir soy olduğu için hani bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz ama. Şöyle bir şey var, Türklük sadece bir soy olarak söylendiği zaman Türklük anlaşılmaz. Türklük bir soy kavramının çok çok ötesindedir. Yani sadece soy olarak ele alırsak üretim biçimini göz ardı etmiş oluruz, yaşam biçimini göz ardı etmiş oluruz. Onu diyorum, Türkçe yaşamı öğretmişler. Türkçe yaşamın içerisine herkesi dahil ettikleri zaman o yaşam biçiminin oluşturan gelenekler var. O gelenekleri kabul eden herkesi o yapı içerisinde görmüşlerdir. Bunların içerisinden devletin üst düzey görevlileri de çıkmıştır. Bu şekilde bir yapılaşma bir müddet sonra çeşitli olumsuzluklar da beraberinde getirmiştir. Ama Türklerin yaşam biçimlerinin temelinde insan vardır. Evet. Yani kişi dediğimiz bir olaydır. Burada da temel unsur kadın erkek arasındaki görev dağılımının fiziksellikten çok öteye geçmesidir. Yani bir yaşam biçimi düşünün. Erkek ve kadın yan yanadır. Yani birinin diğerine bir tahakkümü söz konusu değildir. Bu nedenle bazı arkadaşlarımız, tarihçiler derler işte Türkler ataerkildir. Değil. Böyle bir şey yok. Türkler ne anaerkildir ne ataerkildir. Anaerkillik veya ataerkillik diğerlerinde vardır. Mesela Yahudiler anaerkil olarak geçerler. Peki ama çoğu tarihçi yazar da Türklükle ilgili yazarlar da anaerkil olduğunu söylüyorlar. Anavatanın da oradan geldiğini söylüyorlar. Mesela bunlar hangi kaynaktan? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bir yorumdur. Yani kimsenin bunu kanıtlamak gibi bir olasılığı yok. Bana göre öyle bir kanıtı da yok. Yani neye göre anaerkil denilebilir? Türklerde cinsiyet ayrımı söz konusu değildir ki. Evet. Yani kadının ve erkeğin üstünlüğü, hakimiyeti söz konusu değildir. Dolayısıyla neye göre anaerkil veya neye göre ataerkil denilebilir? Görev dağılımı vardır. Görev dağılımında da bugün dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde zaten bunu görüyoruz. Görev dağılımı var. İşte kimse kimsenin işine müdahil olmuyor, kimse kimsenin işine karışmıyor. Herkes kendi dalında yapması gerekeni yapıyor. Türklerdeki yaşam biçiminin temelinde de bu vardır. Kadının görevi farklıdır, erkeğin görevi farklıdır. Bu doğanın vermiş olduğu bir yükümlülüktür. Kimse kendiliğinden bunu ortaya atmış değil. Doğada bu böyledir. Neye göre anaerkil diyeceğiz? Yani şimdi temel aldığımız unsur doğa olduğu için, Türklerin temel aldığı unsur doğa olduğu için... Şimdi doğada herhangi bir ırkın anaerkil veya ataerkil denmesi söz konusu mudur? Değil. Yani kalkıp şimdi bir aslana anaerkil mi diyeceğiz? Veya işte kurtlara ataerkil mi diyeceğiz? Böyle bir şey söz konusu değildir. Görev dağılımıdır. Türkler bunu çok iyi yapmışlardır. Ve kadın ve erkek arasında hiçbir zaman
ayrım söz konusu veyahut da birinin birinin üstünlüğü söz konusu olmamıştır. Çünkü aile içerisinde zaten söz konusu değildir. Çocuk ortaktır. Anadan ve babadan ortak olur. Ailenin tüm ihtiyaçları birlikte yemek yenir, birlikte hareket edilir. Dışarıdan herhangi bir saldırı geldiği zaman birlikte göğüslenir. Yapılması gereken bağ, bahçe veyahut da üretim tarzında artık üretim araçları ne kullanılacaksa bunların kullanımında ortak kullanılıyorsa nasıl anaerkil, nasıl ataerkil olur? Yani ataerkil veya anaerkillik Türk dışı unsurlarda vardır. Ama Türklerde yoktur. Zaten kadının arka plana itilmesinde de İslamiyet'i kabul etişten sonra mı başlamıştır? Şimdi şöyle belirtmek lazım. Biz İslamiyet'le ilgili bedevicilik diye konuştuğumuz zaman birçok arkadaşımız bize sanki bir düşmanlık ediyormuş gibi tavır içine giriyorlar. Özünde biz düşmanlık falan ettiğimiz yok. Biz yaşam biçimlerini konuşuyoruz. Kimsenin inancına herhangi bir baskı yapmak veyahut da inancını kötülemek, ona hakaret etmek gibi bir kaygımız, bir düşüncemiz yok. Biz sadece şunu söylüyoruz, diyoruz ki dinler birer yaşam biçimidir. Kurallar olan bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçiminin içerisinde ne vardır? İbadet temel alındığı söylenir. Ama özünde üretim araçlarının elde tutanlar ve üretim araçlarına iş gücüyle katılanlar vardır. Yani Türklerin üretim biçimi yaşam biçimini belirliyor. Dolayısıyla dinler yaşam biçimlerinin toplum üzerine etkisidir. Her din bir yaşam biçimini belli eder. Hristiyanlık farklı bir yaşam biçimini ortaya koyar. Yahudilik farklı bir yaşam biçimi. Ama bunların ortak, bütün dinlerin ortak bir özelliği vardır. Ortak özellikleri de hiçbirisinde kölecilik yasak değildir. Türkler de... Ama Türklükte kölecilik yoktur. Kesinlikle yoktur. Yani esaretle kölelik birbirinden farklı şeylerdir. Köle dediğiniz insan alır satar. Mal gibi alınır satılır, eşya gibi alınır satılır. Türklerde böyle bir şey yoktur. Esirdir, gelir bir yere yerleştirilir. Bir süre geçer, bir süre içerisinde ona dili öğretilir, ona gelenekler öğretilir. Ama uyum sağlarsa o yapı içerisinde kalır. Ha uyum sağlamazsa zaten uzaklaştırılır. Ama kesinlikle bir eşya gibi götürüp satılmaz. Hiçbir dinde kölecilik yasak değildir. Bunu İslamiyet'te de ortaya koyabiliriz. Diğer dinlerde de. Tabii hepsinde, hiçbirisinde şöyle bir yapı geçmez. İnsan alıp insan satmak yasaktır denmez. Ya şimdi şu aklıma geliyor hocam. İnsanlık tarihinde insanlar hep bir tanrıya inanmak zorunda neden hissetmiştir kendini? Bilinmezlik korkutucudur. Yani görmediğiniz şey, bilmediğiniz şey, insanın doğarken, doğduktan sonra en önemli özelliği korkuyu tatmasıdır. Zaten ilk ana rahminden dışarıya gelirken dünyası değişiyor. Orada zaten bilinçaltına korku yerleşiyor. Dolayısıyla o korkusunu yenebileceği kendisine bir güç aramak durumundadır. Hep sorarlar bunu, insan mı Tanrı'yı yarattı, Tanrı mı insanı yarattı diye. Bunun cevabı yoktur. Yani hep böyle bir manevi güce ihtiyaç duyuyor. Hep bir duaya ihtiyaç duyuyor. Sanki bir görünmezden bir yardım gelecekmiş ihtiyacı duyuyor. Sığınma olayı, o korkuyu yenme olayı, o korkuya karşı kendisini güçlü hissetme olayıdır. Başka bir şey değil. Bunu kurallara bağlamak yaşam biçimini oluşturduğu için din böyle ortaya çıkıyor. Yani kurallara bağlanıyor. İşte şunu yapmayacaksın, şuraya gitmeyeceksin, şununla görüşmeyeceksin gibi kuralları vardır. Mesela hiçbir dinde kadının yeri yoktur. Evet. Hiçbir dinde kadının yeri yoktur. Arka planda, ikinci arka planda. Türklerle diğerleri dediğimiz zaman işte bütün mesele zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim için asıl olan şey şu. Türkçe yaşamın o ritüellerini, yapması gerekenleri, gelenekleri 21. yüzyıla uyarlanmasıdır. Şimdi töre dediğimiz zaman birçok arkadaş tarafından şu anlaşılıyor. Ya biz gidip çadırda mı yaşayacağız? Ata mı bineceğiz? Okla mı savaşacağız? Ama günün şartları onu gerektiriyordu o dönem. Şimdi dönem koşullarında değerlendirmek lazım her şeyi. Tabii. Bugün Discovery'nin teknolojisi, uzaya gönderilen Discovery, yanılmıyorsam herhalde dünyadaki en önemli teknoloji şu ana kadar ortaya konuldu.
Discovery'nin teknolojisi ne kadar üst düzeyde ise binlerce yıl öncesinde ağacın ucuna demirin eritilerek yapıştırılması ve bu 50 metre 100 metre ötedeki düşmana bunu silah olarak kullanılması o kadar önemli bir silahtır. Hı hı. Şimdi biz bunları kalkıp illa o dönemin koşullarında yaşayacağız diye bir kural yok. Çünkü yaşayamayız. O dönemin koşullarında telefon denilen bir aygıt yoktu, elektrik yoktu, araba yoktu, uçak yoktu. Şimdi dönem koşulları içerisinde bizim görevimiz dönem koşullarını kendimize göre uyarlayıp çağın bir adım ötesine geçebilmektir. Bunun altyapısını oluşturmaktır. Yani Türklüğü bir soy haline, ırk halinde sadece bu yalın işte kahramanlık gibi düşünürsek Türklüğü anlamamış oluruz. Zaten bize de hep bunu öğrettiler. Türkler kahramandır, asarlar, keserler, şu o. Ama bize demediler ki bir buluş bulun. Bir yazılım ortaya çıkarın. Bir araştırma yapın. Ar-Ge'ye önem verin. Yeni buluşlar yapın. Bunları biz eğitim sistemini de buna göre yapmadılar. Ne yaptılar bizi? Biz Mohaç'ta kazandık, orada kazandık, burada kazandık. Her tarafta kazandık da biz niye hala esiriz? Madem bu kadar kahramanız. Niye o zaman bu kadar özellikle esir? Yapılan, tabii özellikle ki, Türkleri bastırılan bir şey var. Tabii ki hocam. Çünkü Türklerin o yaşam biçimine dönmeleri demek, yani Türkçe yaşam biçiminin dünyaya hakim olması demek, küresel sömürgecilerin tüm ellerindeki tüm imkanların, tüm sömürü aletlerinin yok olması demektir. Hı hı. Bunun için zaten uğraşıyorlar ki bu yaşam biçimi ortadan kaybolsun diye. Çünkü sosyalizmi alaşağı etmek çok kolaydır. Ama Türklerin damarlarında var, genetik kalıtsal özellikleri var, genetik yapılarında var bu. Böyle bir yapının içerisinde siz ne kadar bunu törpülerseniz, unutturursanız sistemi o kadar çabuk olgunlaştırırsınız. Ve bu olgunlaşma neticesinde hedefi kendi silahlarınla yok edersiniz. Nedir kendi silahları? Türklerin bir araya gelip bir bütünleşmesinin önüne geçersiniz. Dolayısıyla Türkçe yaşamın dünyaya gitti. Sonuçta gitti. Keseceksin orayı. Kamera arkası. 3 katlıya toplayın çünkü yarım saat oluyor. Yani Türkleri yok etmenin en temel yolu, en temel koşulu Türkçe yaşama ulaşmalarının engellenmesidir. Türkçe yaşama ulaştıkları zaman paylaşımcılık gündeme gelecek. Kişi düşünce özgürlüğüne kavuşacak. Kadın erkek diye bir ayrım söz konusu olmayacak. Herkes bir birey olarak, bir kişi olarak var olacak. Paylaşımcılık esas alınacak. Kimsenin ayrıcalığı olmayacak. Yani yasa karşısında, töre karşısında hiç kimsenin ayrıcalığı yok. Bir sınıfın hakimiyeti devlete hakim olmadığı için, bir sınıfın üstünlüğü söz konusu olmadığı için devletin o töre içerisinde toplumun her kesimine, her bireyine eşit davranmak gibi bir yükümlülüğü olacak. Böyle bir yapı dünyaya yönlendirildiği zaman dünyadaki küresel sömürgecilerin alacağı tavır ne olacaktır? Bunu yok etmektir. Atatürk'ün ulubaşı, bu Atatürk'ün bir sözü vardır. Yurtta sulh, cihanda sulh. Şimdi ben hep sorarım arkadaşlara, ya benim Bolivya'yla, Nikaragua'yla, Meksika'yla ne alıp vereceğim var? Niye oradaki sulh beni ilgilendirsin? Niye oradaki barış beni ilgilendirsin? Benim sınırımdaki insanlarla, sınırımdaki devletlerle bu. Ama öyle değil. Atatürk'ün burada söylemiş olduğu veciz ve söylemiş olduğu sözlük, Türkiye'deki Türklerin yaşantısı Türkiye'de örnek haline getirilirse bunun dünyaya yansıması olur. Dolayısıyla küresel sömürgeciliğin en büyük korkusu haline gelir. Ve bir yerde adaletli gelir dağılımı yoksa orada barıştan söz edemezsiniz. Önemli olan adaletli gelir dağılımının sağlanması. Adaletli gelir dağılımı yoksa orada barıştan orada söz edemezsiniz. Her zaman savaş vardır. Evet, burada bitiriyoruz Sayın Hocam. Bir dahaki programımızda, evet sevgili izleyenler, bugünkü programımız bu kadar. Bir dahaki programımızda Türkçe yaşamın geleneklerini, ritüellerini konuşacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemlerini konuşacağız. Ulubaşı Atatürk'ün söylemlerini konuşacağız. Lütfen Star TV, Star Türk TV ve Nilgün Ege TV takipte kalın.